Futbol Manager 2024'te beraberiz. FM 24 mobili. Bugün sizlerle beraber şöyle üstten hem küçük bir inceleme hem ilk defa oynayacaklar varsa da bilgi verme gibi karışık. Yani hem rehber hem de böyle kendimle incelemiş olacağım. Küçük bir video yapalım çünkü taktik istiyorsunuz. FM ne zaman gelecek, gelecek mi gibi birçok soru geliyordu. Normalde bilgisayar versiyonunu almayı düşünüyordum. Çünkü gerçekten bilgisayar versiyonu muhteşem, harika ötesi bir oyun. Ama benim o kadar vaktim olmuyor. Bilgisayardan çektiğim videoların editlemesi vesaire beni bayağı uğraştırıyor. Yetiştiremiyorum. İşim çok yoğun, tempolu. Ama ileride inşallah tamamen sadece içerik üretmeyle uğraşırsam, o seviyelere gelirsem FM'siz olmaz yani. Ne yayıncısı olursam olayım, işte o gün vloglarla vesaire de bir şeyler yapıyorsam FM oynayacağım. Çünkü FM benim çok sevdiğim, en sevdiğim oyun diyebilirim. Hayatım boyunca da hep oynadım. O yüzden FM gelecek bir şekilde de ne zaman olacak bilmiyorum. Şu an en azından mobil versiyonuyla idare edelim. Size taktik, işte oyuncu öneri vesaire yapayım. Gerekirse arada böyle reboot mobil bir şeyler de yapmaya çalışırız. FM'nin de tadını almaya çalışırız. Ama bugün bir startı verelim. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. FM mobil 24'ün giriş konumu yine aynı şekilde. Oyuna her zaman ilk başladığımda ben oturur ayarlarımı yapalım. Dilim Türkçe. Para birimim. İsviçre frangı nedir lan? Ben milyon euro kullanırım. Avro kullanırım. Maaş biçimim yıllık olsun abi. Genelde hep yıllık üzerinde anlaştığımız için yıllık olsun. Otomatik haftalık kayıt olsun. Bazen yanlış oyundan falan çıkıyoruz. Kayıt altın alınsın diye. Takım konuşması etkin. Oyuncu özelliği vurgulayıcı. Antrenman yapılan rol vesaire. Yok, rol vurgulayıcı olsun. Buradan görüntüle diyoruz. Kullanıcı arayüzümüze geliyoruz. Aktif olan görünüm stili vesaire. Buradan bunlara bakıyoruz. Kendimize göre, oyun zevkimize göre belirliyoruz buraları. Onun dışında yapmamız gereken diğer ayarlar zaten daha fazla gerek yok. Kaydettik bunu şimdi. Yeni oyun diyeceğim. Hemen geliyoruz. Burada şöyle bakalım. Meydan oku, kurtarıcı vesaire zaten bunlar her zaman vardı. Kulübüm yine aynı şekilde kendi kulübünüzü oluşturuyorsunuz bu modda. Oynanabilir bir lige ekliyoruz. Ve takım değiştiriyoruz. Biz kariyer kısmına gelelim işin. Hemen şöyle Premier Lig üzerinden yapalım. Şimdi logolar falan da orada açıktır. Güzel olur. Görüntüsü ilkinden kötü olmasın oyunun. Benim biliyorsunuz logo ve fotoğraf takıntım var. Diğer oyunlarda da böyle. Bazı takımların logosu yok. Mesela bakın Chelsea'nin orijinal logo değil. Newcastle'ın değil. West Ham Tottenham değil ama City'nin, Brighton'un, Arsenal'in. Bunlar lisanslı. Arsenal'inki de değilmiş. O yüzden şöyle City'yi alalım. Tamam. Sonraki diyelim. Şimdi şurada sahte oyuncular kullanılsın vesaire işte hani yani gerçek oyuncular değil de sahte oyuncularla vesaire tamamen böyle yapmacık bir oyunda oynayabilirsiniz. Burada özellik maskeleme dediği şey ise arkadaşlar şöyle hatta yanlarındaki o kadar basıp göstereyim. Burada oyuncudan belli özelliklerini gösterir. Oyuncu transfer ettiğinizde veya işte gözlemci raporu aldığınızda vesaire orada bütün özellikleri gösterirsiniz. Maskelemeye gerek yok. Direkt her şey net görünsün. İlk bütçemizden başlıyoruz. Burada da zaten oyun içi editör diyor. Oyun içi editör kullanabiliyor muyum ben? Neyse gerek yok. Daha önce biliyorsunuz satın alıyorduk oyun içi editörü. Ama oyun içi editör şu an kullanmaya gerek yok. Eğer rebuild falan yaparsak o zaman kullanırız. Bu şekilde şöyle bir başlayalım. Profil oluştur. Tamam. Ebu Bekir. Hemen şuradan yoğurtçu klavyem de arka tarafta çok ateşli bir fotoğrafım var. Galatasaray formasıyla çekilmiş. Klavyem de çok tatlı duruyor burada. Onu da kendim yeni fark ettim. Yoğurtlu değil yoğurtçu. Hemen çaktık buraya. Gel bakalım. Uyruğumuzu da Türkiye'yi seçelim. İngiliz nedir baba? Türkiye. Burada antrenörlük tarzımız vesaire. Şu an hepsi kapalı olduğu için. burada yerel bilinmiyor vesaire. Tam uluslararası seçili olsun. Diğerleri daha açık değil. İtibarlar vesaire. Oynadıkça açılacak. Geçen sezon fotoğraf da koyuyorduk burada ama fotoğrafımızı koyamıyoruz. Çekemiyoruz herhalde. Fotoğraf çekim yerine geldik. Dur bir fotoğraf da koyayım. Fotoğrafa tıklıyorsunuz. Kamera geliyor. Kabul et diyorsunuz. Bakın kendi fotoğrafımı da koydum buraya.
Bir şey ettiğimiz olsun, kendi fotoğrafımız da olsun. Aktif ülkeler İngiltere, Amerika vesaire. Cacurt tamamla diyelim. Hemen başlasın. Çok uzatmamak için bu kısımları, geçişleri durduracağım. Ve başlıyoruz. City'de göreve Ebu Bekir Yoğurtçu getirildi. Hoş geldiniz hocam vesaire. Burada mesajlar artık bu şekil gösteriyor. Şu sağ kısmına tıkladıkça da mesajlar değişiyor. Diğer mesajlara geçiş yapıyor. Şöyle gördüğümüz gibi 4, 5, 6 bu mesajlar arasında dolandık. Çıkmak için de herhangi şöyle alttan bir boşluğa tıkladım. Geçtim. Tekrar mesajlara girmek istiyorsak da şu üstten zaten şöyle buradan görebiliyoruz. Yani genel görüntü olarak bir de kırmızı falan bilmiyorum çok mu kötü durmuş, hoş mu durmuş bilemedim açıkçası. Şöyle geldiğimiz zaman bir bakalım ne değişiklikler var. Menajere tıkladık. Menajer seçenekleri. Burada en üstte menajere tıklayıp seçeneklere tıkladığınız zaman işte baş antrenör kim, altyapı sorumlusu yine kendinizde. Dilerseniz buradan üzerine tıklayıp yardımcılarınıza vesaire altyapının sorumluluğunu verebiliyorsunuz. Mesela iki takımın sorumluluğu yine bakın yardımcılarda gözlemcileri buradan vesaire sorumlulukları değiştirebiliyorsunuz. Asistanınız neler yapabilir mesela kulübümüz hazırlık maçlarında kontrolünü üstlenir. Şöyle yapıp hazırlık maçlarında direkt geçebilirsiniz. Asistana bırakabilirsiniz ya da OT2 kaldırıp kendiniz oynarsınız. Ahmet Zeki takımı oyuncuların teklif ediyor. Şöyle baktığınızda alt yaş oyuncular vesaire hepsini buradan hangi yaş grubunun kiralanabileceğini toplu seçebiliyorsunuz vesaire. Kiralık listesi oyuncular için gelen sözleşmeleri onaylıyor. Yani şöyle bastığınız zaman sizi uğraştırmadan direkt o gelen kiralık sözleşmeleri koyduğunuz o kiralık listesine koyduğunuz oyuncular için onaylanıyor vesaire. Bunlar önemli bilgiler. İşinizi yarayabilecek, oyununuzu hızlandırabilecek bilgiler. Şuradaki şu ünlem neymiş? Onu merak ettim ben. Menajer seçenekleri penceresi. Menajer seçenekleri penceresi. Burayla alakalı bilgileri oradan alabiliyoruz. Tamam güzel. Ne ma problema. Bir daha menajerimize tıkladık şuraya. Yönetimin güveni vesaire. Buradan da işte durumunuzu görebiliyorsunuz. Kovulur musunuz? Kovulmaz mısınız? Mesela lig ve kupalarda B. Yani bu iyi. A, B, C. Zaten sonra düştükçe kızarıyor, kötüye gidiyor, kovuluyorsunuz. Şu an A mesela kadro uyumu çok iyi. Maliyetimiz, mali durumumuz çok iyi. Transferimiz orta derece, maçlar orta derece, lig kupalar iyi durumda vesaire. Yönetimden burada talepler falan oluşturabiliyorsunuz. Mesela tıkladınız yönetimden talep. Altyapıyı geliştir diyorsunuz. Tıklıyor. Maaş bütçesini arttır vesaire. Ne istiyorsanız istifanızı sunabiliyorsunuz veya ortaklık vesaire. Mesela stadyum kapasitesini arttıracaksınız. Böyle bastınız. Yönetim cevap veriyor. Yönetim şu anda kulübün stadyum geliştirmeye hazır değil diyor. Geri diyorsunuz geçti gitti. Şu an için yapmadı. Vesaire bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Geldiniz bir daha tıklıyorsunuz. Menajer profili. Hem kendim de öğreniyorum hem sizlerle beraber de değiştiriyorum. Burada işte tarzınız vesaire bir şeyler yaratıyor. Oyun oynattıkça işte kadro yaptıkça vesaire değişecek. Şuradan altta mesela N11'inize falan tıkladığınızda şu an mevcut kadronun çıkıyor ama zamanla takım değiştirirken falan da oynattığınız oyuncuları gösterecek yani. Yine menajere tıkladım. Menajer kısmı üzerinden biraz bir yürüyelim. Menajer geçmişi işte buradaki kupalarınızı başarıları gösteriyor. Kupa müzemizi gösteriyor yine menajerin. Tatile çık kısmı yine sadece bir ay çıkabiliyoruz. Koca sezonu geçemiyoruz yine. Tatile çıkarken de işte burada oyunculara yapılan tüm teklifleri reddet, satış listesinde olmayanları reddet, satış listesindekileri kabul ediyor vesaire. Bunlar güzel şeyler. İtibarı yüksek kulüplerde başvuru vesaire. Burada keşke şu ekleselerdi. Normal bilgisayardan oynarken uygunsa benim yaptığım 11 ile oyna, benim kadromla oyna diyor. Keşke o olsa. Ama maalesef o seçenek yok. Tek yanı kötü yanı o. Yönetimde talepler kısmını zaten az önce de görmüştük. Ve oyun durumu vesaire işte kaç dakikadır oyun oynadınız falan fistan bunları gösterebiliyor. Eve geldik yine. Şu dünya kısmına tıkladığınızda buradan kulübün ligini vesaire bakın kulüp ligi diyorsunuz. Sizin liginizi gösteriyor. İç saha deplasman falan bakabiliyorsunuz. Şöyle yana kaydırarak işte fikstürü görüyorsunuz. Oyuncu istatistikleri, gol krallığı vesaire, ligin beraberlikleri. Bunları görebiliyorsunuz gençler. Yine dünya işaretine tıkladım. Kıtalar arasına tıklayınca da burada yine Şampiyonlar Ligi'ni vesaire. En son şampiyonları görüyorsunuz. Tıkladığınızda da Şampiyonlar Ligi'ne. Ön eleme turu vesaire. Cartürt bunları görebiliyorsunuz. Bir daha tıklıyoruz dünyaya. Bu sefer uluslararası ligler. İşte Dünya Kupası vesaire. Kim ne yapmış? Afrika Kupası, Dünya Kupası, Cartürt. Bunları, bu bilgileri buradan tek tek görebiliyoruz. Bir daha dünya işaretine tıklıyorum. İngiltere Ligi.
Burada bize İngiltere'nin alt ligleri vesaire her şeyle hakkında bilgi veriyor. Şu lig standartlarına da tıkladığımızda kaç tane hangi ülkeden kaç tane takımın Avrupa kupalarına katıldığını vesaire gösteriyor. İşte İngiltere'den 4 tane Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA, 1 tane UEFA CL dediği muhtemelen şu şey Konferans Ligi'dir. Konferans Ligi'ni falan gösteriyor. Carttır, curttur, Inter'dir, Milan'dır. Evet arkadaşlar. Şu arama kısmına geldiğinizde gözlemci sonuçları kısmı var. Burada size önerilen işte gözlemcilerin belirlediği futbolcuları görebiliyoruz. Şu başında da silme işareti var. Şöyle silmeye tıkladığınızda kaldırayım mı diyor. Evet diyorsun kaldırıyor. İşte kalecinin tipine vesaire işte buradan profiline tıklayabiliyorsunuz. Aşağıdan teklif yap kısmı teklif yapıyoruz. İşte şuradan belirliyoruz kiralığı vesaire. Belirliyoruz. Bu şekilde oyuncuları incelemesini buradan niteliklerini vesaire de her altında buradan görüyoruz gençler. Vesaire transfer kısmında zaten anlatacaktım bunu ama transfere gitmeden o zaman anlatalım bunları aradan çıkartalım. İşte oyuncularla ilgili oyuncu profillerinde arkadaşlar transfer teklifini buradan yapıyoruz. İşte gözlemi yinele diyoruz. Tekrar gözlem istediğim zaman tıkladım. Tekrar yapıyorlar. Buradan kıyasladığın başka oyuncularla kıyaslıyoruz. Şu da seçenekler kısmı değil. Şu üstteki 3 noktaya tıkladığımız zaman da işte oyuncunun sözleşmesini, kişisel bilgilerini vesaire durumlarını, bütün bilgilerini buradan görebiliyoruz. Sözleşmesi ne kadar kalmış, serbest kalma maddesi. İşte oyuncunun geçmişini, geçmiş kariyerini vesaire her şeyi burada takır takır görüyoruz. Gözlemci raporumuz hazırsa gözlemci raporundan da işte ne kadar alabileceğimizi vesaire soyulu potansiyeli her şeyini görebiliyoruz alacağımız oyuncuların. Şimdi oyuncu arama vesaire, personel arama, transfer falan. Burada işte kulüp bul diyorsunuz. Buradan gelip diğer liglere de takımlarda. Mesela bir tane takımdan futbolcu alacaksınız örnek veriyorum. İşte Danimarka Kopenhag'dan Ronny Barji. Buradan kulüp buldan geliyorsun Avrupa seçiyorsun. Şuradan Danimarka'nı seçiyorsun. Geliyorsun buradan Kopenhag'ın diyorsun. Ronny Barji neredesin çocuk? Burada Ronny Barji buluyorsun. Teklif yapıyorsun, alıyorsun vesaire gençler. Yani teklif nasıl yapacağınızı vesaire zaten biraz önce gösterdim. Ondan sonra işte oyuncu arama kısmında da buranın güzelliği şu arkadaşlar. Şu özelleştir kısmına girdiğinizde aşağıda çok detaylandırabiliyorsunuz. Sakatlığı dahil et, sadece ilgilenenler, işte kendi oyuncularımız dahil et vesaire. Konuştuğu dil, sözleşme durumu, yaş grubu her şey. Ama onun yanında şu yere geliyorsunuz abi, pozisyonlara kadar belirleyebiliyorsunuz. Bunda hepsinde var. Fakat güzel yanı şu. Sağ ayağı, sol ayağı hepsini seçebiliyoruz. Hangi ayak oyuncu istiyorsak da belirleyebiliyoruz. Özelliklerde zaten buradan yine tıklayıp şöyle kendimiz hangi mevki istiyorsak, nasıl bir şey istiyorsak, benzeri bir oyuncu istiyorsak benzeri istemiyorsak da kendimiz yukarıdan özellik ekle deyip örnek veriyorum ben refleksi çok iyi bir kaleci istiyorum ya da işte çok güçlü bir stoper istiyorum. Hemen geliyorum buraya. 20 stoper 18 olsun diyorum en az. Ara diyorum mesela. Buradan gücü 18 olan en az stoperleri bulmaya başlıyor oyun bana. Bu şekilde oyuncuları aramayı vesaire yapabiliyoruz gençler. Başka da şöyle ne yapabiliriz? Kayki falan. Şimdi gelelim kendi kulüp bölgemize. Kulübe tıkladığımızda az takım diyoruz. Hemen şöyle az takıma bakalım bir neler değişmiş. Burada da yine zaten aynı şekil oyuncu taktiği falan seçme bile aynı. Şuradan görüntüle kısmından oyuncularımızın istatistiklerini falan göreceksek detaya tıklıyoruz şuradan. Ve alttaki istatistiklere şuraya tıklayıp onayla deyince oyuncuların istatistik listesini vesaire göre. Şuradan görüntüle deyip işte nasıl istiyorsak transfer durumu, milli takım durumu, antrenör raporu mesela şöyle antrenör raporuna tıkladığında burada oyuncuların mevcut yeteneğini, potansiyelini vesaire kadromuzun bütün detaylarını, analizini yapabiliyorsunuz gençler. Bir daha tıklayalım. A2'ye tıkladığımızda yedek takımımızın işte A2 takımımızın kadrosunu görebiliyorsunuz. Buradaki oyuncularınız ne durumda, ne var, ne yok, ne gitmiş, ne gelmiş görebiliyorsunuz. Velhasıl kelam gençler yine kulübünüze tıkladığınız zaman taktikler kısmı önemli. Geliyorsunuz abi buradan size söylüyor.
Kendi taktiğini ister oluştur, ister buradakilerden kullan. Mesela özellik veriyorum, Gegenpress dizilişi seçtik. Dizili seçeceğiz Gegenpress'e göre. 4-2-2, 4-2-3-1 seçtik mesela. Attım diyelim tamamen. Burada zaten oyun şeklimizi, işte savunmayı vesaire Gegenpress'e göre kendi otomatik ayarladı. Gegenpress oynadığın için bunları ayarlamana gerek yok. Ama özel taktik deyip o ilkinde mesela Gegenpress dedim dedi. Özel taktik deyip kendiniz de düzenleyebilirsiniz. Gegenpress seçtikten sonra da fark etmez. Yani şu an bunlar değişebilir yine. Kendi oyun yapınıza göre vesaire kendiniz değiştirebilirsiniz taktik kısmını burada. Diziliş de burada. Ve dizilişi ister buraya tıklayıp taktik seçin. İster böyle oyuncunun üzerine tıklayıp bir daha bir atmak istediğiniz yere tıklarsanız başka yere atabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bak şu Silva. Üzerine bir kere tıkladım. Bakın böyle işaretlenir hale geldi. Şuraya alacağım mesela Silva'yı. Bastım oraya, geliyor buraya. Kadroyu işte istediğiniz gibi de dizebilirsiniz. Şart değil yani illa oraya göre. Bakın böyle istediğiniz dizilimi, istediğiniz tarzı yaratabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Taktiğinizi vesaire buradan yapıyorsunuz. Şu aşağıda görüntüle kısmından işte oyuncuların neyine göre göstereceğini gösteriyor. Bakın taktik, taktiksel rolü dedik. Bir daha görüntüle diyorum. Bakın yaşına göre dedince hemen abo dur bir şey ters gitti. Yok, görünümü yine değişmiyor. Değişmesi lazım. Değişmiyor. Neyse burada farklı bir şey var ama muhtemelen takım kısmında onu gösteriyordur o zaman. Buradaki değişiyor. Takım kısmında değişmiyordu. İşte takım raporunu vesaire görebiliyoruz. Burada aşağıdan takım raporuna bakınca kaleci pozisyonda derinlik eksik. Yani kaleci sıkıntımız var diyor, yedek vesaire. Olumlu düşüncelerde de şurada size zaten neyiniz artıda neyiniz eksi de buradan bakabiliyorsunuz. Burada da kötü bir yanınız olduğu zaman söylüyor. Tavsiye edilen 11, işte size yardımcının tavsiye ettiği 11'i görüyorsunuz. Kadro derinliği vesaire, işte hangi mevkiye bakacaksanız oraya tıklıyorsunuz. Orada kaç tane oyuncunun oynayabildiğini gösteriyor. Takım istatistikleri burada genel olarak takımın durumundan bahsediyor ve işte dinamiklerde burada neyin iyi neyin kötü vesaire olduğunu görebiliyoruz yine. Profesyonel kadro diğer oyuncuda baskı oyuncuları her zaman profesyonel davranma teşvik edecek vesaire. Şurada yine A olanlar iyi, F olanlar kötü, onu söyleyeyim arkadaşlar. İşte bu şekilde FM'yi görmüş olduk. Özlemiştik ama özlemi gidereceğiz. Yani normalde almadım ama baktım çok abi böyle FM taktik gelsin, FM'yi görelim falan dediğiniz için hem böyle kısa bir inceleme yapmak istedim. Şöyle üstten bir bakmak istedim, değişiklik var mı, bir şeyler olmuş mu? Hem de sizle beraber görmek istedim. Hatta şöyle yapalım, bir de orayı atlamıştık. Mesela kendi oyuncumuzla ilgili arkadaşlar, profi oyuncumuzun işte potansiyelini falan görmek için antrenör raporuna tıklıyoruz. Burada mevcut potansiyeli, olabilecekleri, eksi yönleri, artı yönlerini görebiliyoruz. Yine şu 3 noktaya tıkladığımızda mesela antrenman durumuna geliyoruz. Oyuncunun gelişimini etkileyecek. Nasıl bir oyuncu olmasını istiyoruz? Modern bek mi geliştireceğiz? İki yönlü bek mi olsun? Kanat bek mi olsun? Defansif mi olsun? Bunu belirliyoruz. Alttan da zaten size söylüyor. Mesela defansif bek olursa şu özellikleri gelişecek. Modern bek olursa şu özellikleri gelişecek vesaire diye. Burada antrenmanın yoğunluğunu belirleyebiliyorsunuz. Sürekli oynayan oyuncu için normal olsun. Ya da sakatlığın azalmasını istiyorsan, yorgunluğun sakatlığın azalması hafif diyebilirsin. Duruma göre eğer maçların çok yoğunsa hafif de. İşte Türkiye Ligi'nde normal idealdir. İngiltere'de hafif daha idealdir. Az maç oynanan liglerde yoğunluk atarsanız oyuncu hızlı gelişir. Ama tabii yorgunluğu vesaire daha geç toparlıyor. Burada da odak noktası, işte oyuncunuzun neyinin iyi gelişmesini istiyorsanız. Bek oyuncum ben hızlı olmasını istiyorum mesela, hızlı seçiyorum. Bu şekilde oyuncunun antrenmanı, gelişimini yapıyoruz. İşte şurada uygunluğa falan tıkladığımızda işte sakatlığı vesaire durumu nedir, bunları görebiliyoruz. Pozisyonlara tıkladığımızda oyuncumuzun oynayabildiği yerleri görürüz. Bak orta sahada oynayabiliyor, sağ ön, sağ arka, mecbur kalırsa sol bek oynayabiliyor. Bunları görebiliyoruz. İlişkiler kısmından daha yeni başladığı için şu an bir şey yok. Ama ilerledikçe gösterecek, işte hangi oyuncularla arası iyi, kimlerle olumsuz düşüncesi var vesaire. Bunları görebiliyoruz. Form durumunu, her şeyini görebiliyoruz. Şimdi transfer durumu şu aşağıda. Transfer durumuna tıklayıp satmak istiyorsak transfer listesi, satmak istemiyorsak, teklif gelmesin diyorsak satılık değili ya da kiralanabilir vesaire, kiralamak istiyorsak seçebiliyoruz.
Onun yanı sıra şurada alt takıma göndereceksek A2'ye gönder diyoruz. Ya da sözleşmesini uzatacaksak sözleşme önerden vesaire oyuncuyla yeni bir mukavele yapmaya çalışıyoruz gibi gibi. Evet gençler, yani oyun güzel. Her zamanki bildiğimiz 10 numara olan FM. İnşallah da güzel şeyler yapacağız. Taktik, oyuncu öneri vesaire de gelmeye başlayacak. Yani 23'te çok fazla bir şey değişmemiş gibi ama olsun, yine bu şekilde de güzel, severiz. İllaki değişiklerini hissettirir ama kaba taslak böyle üstten baktığımızda çok ciddi bir fark görünmüyor. Sanki böyle biraz görsellik değiştirip verilmiş gibi. FM gelmeye devam edecek. Sizler de takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.